göbek fıtıkları göbek çukurunun içerisinden dışarıya doğru bombeleşme olmasıdır. Göbek çukurunun normalde kapalı olması gerekirken zamanla açılması sonucu oradan dışarıya doğru iç organlar, çakarın içerisindeki yağlı dokular dışarıya doğru bombelik yapar. Buna göbek fıtığı diyoruz. Göbek fıtıkları daha çok gebelik sırasında kadınlarda ortaya çıkar ve görülür. Göbek fıtıklarını mutlaka yama ile onarmak gerekir. Dikişle onarıldığı zaman, küçük olduğunu düşünüp iki tane dikiş koyu verelim dendiği zaman bunlar kolaylıkla nükseder. Kendisi göbek fıtığının çevresi orijinal haliyle bir düğme deliği gibi sağlamdır. Kolay kolay yırtılmaz ama buna dikiş konduğu zaman bir kumaş gibi kolayca yırtılır. Biz bunu en çok gebelikte sezeryan sırasında hastanın ricasıyla işte orada hekimin iki tane dikişle bunu onarıverelim demesi sonucu görüyoruz. Ve hastalar bize genellikle sezeryandan önce nohut kadar küçücüktü ama işte orada onardılar şimdi portakal kadar kocaman oldu diye geliyorlar. Ben bu nedenle göbek fıtığı olan hastaları sezeryan sırasında dikişle onarılmaya karşı uyarıyorum. Dikişle onarılmaması gerekir dedim. Yama ile onarmak gerekir. Yamayı da iki türlü koyabiliriz. Cildin hemen altına açık yöntemle, bir de kapalı yöntem dediğimiz laparoskopik yöntemle karnın içerisine. Benim tercihim laparoskopik yöntem, kapalı yöntem. Bu tercihimin sebebi yamayı ne kadar arkaya ve iç tarafa koyarsanız o kadar sağlam bir onarım elde edersiniz. Ön tarafa koyduğunuz zaman böyle bir kapak gibi açılır zaman içerisinde yama. Bu nedenle kapalı ameliyat benim gözümde çok değerli ve çok avantajlıdır. Bunun dışında tabii estetik ve kozmetik açıdan büyük bir kesi olmaması nedeniyle kapalı ameliyatın başka avantajları da var. Kapalı ameliyat göbek fıtıklarında ideal yöntemdir. Şu ana kadar yaptığım göbek fıtığı ameliyatlarından, kapalı yöntemle yaptığım ameliyatlardan herhangi bir sorun hiç yaşamadım, hiç lüks etmedi şu ana kadar. Ben hastalarıma kapalı ameliyatı yapıyorum, kaliteli yamalar kullanıyorum. Hastam mutlu, ben mutlu.